Hoş geldin öncelikle Meriç. Hoş bulduk, evet. Uzun yepyeni bir format bu. Bu yepyeni bir format. Kesme yok bu formatta. Tamam. Birlikte seninle işte yürüyüş yapacağız. Sağa bakacağız, sola bakacağız, dükkanlara bakacağız. Sonra itibaren hiç kapamayacak mıyız? Hiç kapamayacağız. Önümüzdeki 27 dakika benimle alakalı. Özleyen vlog izleyicilerimize küçük bir geri dönüş sürprizi. Aynen öyle. Blog severler ve Akın Akın Özlü'ye buradan çok çok selam. Ay evet. Keşke o gün Akın da çekseydim blogumuza. Keşke. Keşke o her an, yani telefonumu elimde tutabilecek kadar bir en azından ayık olsaydım. Sen hiç öyle görünmüyordun hiç ama. Hiç ben sarhoş değildim ki. Ben sarhoştum. Ben de sarhoştum bu arada. Ama sen hiç sarhoş görünmüyordun. Ben hiç sarhoş görünmem ki. Görünüyorsun bazen. Allah Allah. Nasıl görünüyorum? Bazen görünüyorum. Abart gittim. Arkadaşlar pardon. Yabancı bir adamı bu şekilde Bartu çekemezsin. Niye arkası Bartu'yu dönük? Bartu'yu hepimiz çok özledik ama insanları bu şekilde çekmenin... Neredesin be gurbetçi neredesin dostum? Neredesin be? Gidiyorlar böyle Avrupalara. Doğru evet, muyum? Evet doğrusun kardeş. Doğrusun. Ne kadar iyi konuştum biz ya. Biz burada fakirleştikçe onlar orada daha da fakirleşiyor. Değdi mi? Arkadaşlar pound 47 lira mı o? Ne kadar oldu? Pound 5 pound 10 bin lira falan gibi bir şeydi en son baktım. Ay burada yani sinirimiz bozuk olduğu için gülüyoruz ha, yanlış anlaşılmasın. Teşekkürler bu düzeltme için. Arkadaşlar çünkü bunu bile yanlış anlayanlar olabiliyor. Genel olarak sosyal medya bir şeyleri yanlış anlama üzerine kurulur. Arkadaşlar ben kesinlikle öyle olduğuna inanıyorum. Ben bu arada artık kesme yok olduğu için ne dediğimi bilmiyorum şu an artık. Yani kesinlikle kesilecek bazı yerler. Siz her dediğimize inanmayın. Asla inanmayın. Şu polikliniğin önünde neden evlenme teklifi edildi az önce? Bilmiyorum. En iyi ihtimalle evlenme teklifi edildi. En... Kötü ihtimalle de public bir... Sokakta seks yapıldı yine. Arkadaşlar ne oluyor ya ülkemizde bizim? Gündem değerlendirme şeyi. Gündem değerlendiriyoruz of, biraz. Çok zor bir değerlendirme olur bizler için ama şu kadarını söyleyeyim. Telefonumdan Twitter'ı sildim. Aa inanılmaz mantıklı. Niye böyle bir şey yaptın? Çünkü kendimi birilerine cevap verirken buldum ve o zehirli ok kalbime gitmeden dedim ki dur. Ben de dün bir DM'e cevap verdim. İnanılmaz sinirlendim. Yani işte orası çok zehirli bir yer. Oralara evet. Hiç girmemek lazım. Telefondan silip mesela iPad'imde duruyor benim. Oradan istediğimde bakıyorum. Doğru. Böylece çok daha sağlıklı bir ilişki kurmaya başardım. Ben alakası diyorum. Vakti zamanında bana böyle kibar kibar sorular sormuş. Ben de kibar kibar yanıtlar vermiştim. Ta ne zaman? O zamandan sonra da hep böyle mantıklı ve mantıksız mesajlar attı. Mantıklı olanlara cevap vermiştim. Abuk subuk olanlara da hiçbir yani öyle bir şey atmamış gibi yapmışım. İnanılmaz çağdaş biri gibi. Durup dururken bana böyle bir sürü vasıfsız ya ne bulduysa eline geçen her kelimeyi üzerime atmış. Bak kim geldi bak. Doğa dostu. Ya sen nereden çıktın? Ne oluyor vlog musun? Şu an vloga girecek haldesiyle. Şu an vlog mu? Vlog değil vlog. Bu senin kendi şahsi şeyin mi? Sen nereden çıktın bizim vlogumuzun ortası? Ben bu bizim vlogumuz. Ne kadar çok giyinmişsin. Ne kadar. Aşkım sen. Hani altında pantolonu da var. Anladınız mı? Çift tarz. Bu tarzı anlatacağım ben birazdan. Kesmemeye karar verdim. İnşallah anlatmaz. İnşallah pişman olmayız. İnşallah anlatacağı tek şey bunu giydiğim güne lanet olsun olur. Hayır öyle diyemezsin. Yok yok diyemem diyemem. Giysi shaming yapamazsın insanlara. Bir de skuterle geldin. Sen bunu artık yapmıyorsun o kadar. Sen karşıdan buraya nasıl skuterle geldin? Bir şeyler yaşamış. Arkadaşına yardımcı olayım. Vay efendim. Şu kızın skuterına bir el atayım. Arkadaşlar Martı'ya binerken çok çok dikkat edin. Geçen gün çok kötü bir kazaya şahit oldum maalesef. Eğer bizi hemen bana mesaj attı. Umarım iyilerdir. Çünkü gerçekten çok endişe verici. Sen kazanın oluş şeklinde mi gördün? Gördüm. Gelin buyurun. Hayır ben büyütüm. Sen tam öyle. Ben senin yatırım dehası olduğunu bilmiyordum Esra. Niye ki daha Bitcoin ne falan derken bende bir sürü Bitcoin vardı karşı. Bitcoin ne vardı bu arada? Hala bilmiyorum. Duruyorum. Şu an başka bir dönem. Duruyorum. Arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir öncelikle. Asla değil. Esra Hanım bakalım. iPhone 13. Arkadaşlar bu nereden yatırım geliyor? Tavsiyesi. Bu biliyor musun? Evet. Sen 23 TL'ye mi almıştın ilk Bitcoin'i? Ben çok gerçekten düşükten almıştım. Evladıma saklamak adına. Aferin diyorum. Aldı. Helal olsun. Duruyordu. Üstüne hep ekleye gittim. Çok da başarılı bir yol kat ettim. Çok teşekkürler bir tanem. Sonra şimdi düştü. Düşebilir. Hiç panik yok. Don't panik.
Sağlıklı gidelim. Alt koyunları şu an hiç bulaşmayalım. Biz şu yaş yerken de satın alın. Almayı da unutmayın. Gene ama ana koyunlarımızdan. Kafam şişti. Buhu Melikşah. Çok güzel. Saldırgan. Kamerama saldırgan. Ay çok yaşadın. Hiç konuşmasak üstüne müzik koy sadece ve şöyle hani eğlendiğimiz bir an. Yapabilirsin onu. Yapabilirsin. Hanımefendi bu hangi Metin Arolat klibi? Ben bir tane vlog, bakın söylüyorum, bir vlogumuzu ben kurgulayacağım ve inanamayacaksınız. Aa bu arada bir dakika, ben vlog çekim başlangıcı yaptım. Hazır mısın? Günden geceye mi geçeceksin? Hayır, onu şimdi kapat vlogumuzu. Kapat vlogumuz falan diyor. Direktif bak, veriyor. Yönetmen bak şimdi, gibi. Bak vlogumuzu kapatırsam bir şey izleyeceğim. Niye kapatmam? Çekmeye çabaladım vlogumu. Ben kendi vlogumu çekecektim. Çektim. Çekemedim. Devam edemedim. Bir gün yapmışım. Uzun süredir çekmeye çabaladığım vlogumun başına geldik. Yani bu vlog şimdi şurada başlayacak olacak. Biz neredeyiz? Neredeyiz? Bakın misafirim burada. Aa geçişler çok iyi. Neredeyiz biz? Konuk da aldık. Bak böyle olmalı. Böyle olmalı. Gerçekten vlog şefisin. Evet, böyle olmalıydı ve ben inanılmaz bir vlog çekebilirdim. Aptallık unuttum. Ne seni durdurdu? 30 saniye çektim. Unuttum sonra vlog çektiğimi. Yani i̇şte öyle oluyor diyorum öyle sana. Günden lazım. Geceye geçiş deyip duruyorsun. Ay onları... Evet maalesef iyi görünüyorsun hakikaten. Çulu çaputu bağlamışsın şöyle ama çok demiş. Çok hoş. Ay çok hoş, şirin bir kız. Tamam şimdi anlat. Nerede olduğumuzu anlat. Tamam. Gördüğüm ilk sizin dev. Arkadaşlar evet yaz geldi. Hepiniz şu an sahillerdesiniz. Olabilir. Bunları biz de yaşayacağız. Ama şu an yaşayamıyoruz gibi bakmayın. Burada işlerimizi toparlıyoruz. Harika bir yerdeyiz. Neredeyiz? Aralık'tayız. Kadıköy'ün en güzel mekanlarından biri. Çok tatlı, güzel bir tatlı söyledi. Şeker bir tatlı. Onu yiyeceğiz şimdi. Şeker bir tatlı. Sen ne güzel tanımların var. Evet sen ederim. Çok güzel geçişler yaptın. Ve... buradan bir şeyler olacak. Belki hani bu iç kafada buradan bir şeyler, olacak. Güzel bir Kadıköy turu yapabiliriz Kadıköy diye düşündük. Kadıköy'ün neleri ünlü? Çünkü siz Kadıköy'ü başkalarından izliyorsunuz ama bir de bizden izleyin istiyoruz. Başkalarından dediğin de Meriç herhalde. Yani hani çok değişik yerler var Kadıköy'de. Göreceksiniz. Bir de Kadıköy'lü olmayanlardan görelim Kadıköy'ü. Asla görmeyecekler. Yani insanları boşuna ümitlendim. Bir Kadıköy vlogumuz kitapçı turu mu? Ay hayır artık. Kitapçı turu. Kitapçı evet, turu. Kitapçı turu. Yürü. Ay ne kadar sinirlendi. Kitabı duyunca. Burada penguen hiç beraber ya, gitmedik. Burada Meriç, penguen çok güzel gidelim, arkadaşlar. Çok hayır. Bakın penguen yok. Meriç bir şey söyleyeceğim. Takıcı da olur. Takıcı da olur. Asla olmaz takıcı. Bu türde insanların kitap deyince ağzı köpürüyor sınırdan. Siz niye bu kadar düşmansınız? Ya kitap düşmanıyız. Bıktık artık. Tamam kitap yaptım. Yaptım. Kitap tane yaptım. Bir tam da onları oku. Ha bile sipariş edip durmuşsun. Hayır. Ben şey evet. Diyorsun esrası. Vlogundan faydalandım. Aldım kitaplarımı koydum ama her hafta ben 20 kitap alamam zaten. Bir şey bana çok güzel doğum gününde kitap aldı hediye. Evet. Ne aldı? Barış Bıçakçı'nın kitabı almıştı. Barış Bıçakçı'nın nesini aldın kız? Bir şey aldım. Çocuk bir kalbi. Onun kitabını, öykü kitabını aldım. Melisa'nın öykü kitabı mı var? Aa, Melisa Kesmez. Sonra, Nohut Odayı mı aldın? Onu aldım. Atları bağlayın, geceyi evet. Burada geçireceğiz. Onu aldım. Sonra ne çok, aldım? Çok hoş. İsra aldım. Ben okumuştum. Bu kız öykü sevmez yalnız. Aa, ben bilmezdim bari. Upsi. Nereye ya? Oturuyorduk ne güzel. Gitme her gece bir event desin. Abi kitapçı gezeceğim diyorsun. Sinirlerim bozuldu. Evet. Yemek yiyeceğim dedin diye. Yemek yiyeceğim. Arkadaşlar burada sesimi çok yükseltemeyeceğim. Şu an kitapçıya geldik. Bizdeki penguen kitabı evi gerçekten çok iyi. Bağdat Caddesi'ndekiler de çok güzel ama buradakinin tadı bir başka oldu. Reklam değildir. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Yaz okuma listemdeki. Geçen sene aldım. Hatta kışın almıştım. Bu yaz için bekletiyordum. Çok iyi görünüyor. Bir şey daha var. Var var, miraslar bilmem neler. Evet bunu da bu kafama koymuştum. Çok çok hoş. Biz Meriç'te yazlık okuma listemiz videosu çekeceğiz. Çekeceğiz evet, çarpıştıracağız. Hadi gözünüz aydın alaka. Oo kimleri görüyoruz? Ya inanılmaz bir doğa olayı. Hani bitmişti ya. Arkadaşlar bu baskı alın var burada. Okey. Aldın mı kitaplarını güzel güzel? Evet,
taktık, takıştırdık, giyindik, süslendik, evden çıkıyoruz bakalım. Ne alaka bu çoğul eki, ne alaka? Asla tek başıma çıkıyorum. Şu yeni gözlüklerimi de taktım bakalım. Çok enteresan bir yolculuk var şimdi. İTÜ'de bayağı bir şey, bir derse misafir olmaya gidiyorum. Annemin bu YouTube kanalında benim anlattığım, sonunu getiremediğim masalları. Tasarım öğrencileri annemin bu masallarından oluşan kitap kapakları tasarlıyor. Konuşamıyorum ya. Jüriye misafir jürilik yapacağım bugün. Kitap kapaklarını değerlendireceğiz. Çok eğlenceli. Tamam, okuyorum. Perkas'ın en güzel kitapçısına geldim. Ay, harika bir yer gerçekten, çıldıracağım. Yani bir saattir buradayım ve asla yetmedi. Şimdi gitmek zorundayım, yine geleceğim çıkışta. Sana tekrar ayarlayayım. Uygulama olarak da bence de bu fotoğrafı işte manipüle şekilde kapakların üzerinde kullanma fikri iyi çünkü. Bulmuyorum ben söylediğim şey galiba, sağ taraftaki sayfadaki 3 oka basınca sunum buldu galiba. Şimdi ben bu olayı hiç doğru düzgün anlatamamışım. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu şu anda bu videoyu izlediğiniz kanalımda benim bir annemin unuttuğu masallar diye bir seri vardı. Tabu ben herhangi bir YouTube kanalı fikri aklımın ucunda bile yokken annemle saçma sapan çektiğimiz şeyleri stok görüntülerle birleştirip saçma sapan kurgularla böyle bir videolar yapmıştım. Tabu Antmek sinema programı zamanı böyle sıkılıp filan eğlencesine. Neyse bu İTÜ'deki Koray hocamız da öğrencilerine bu seriyi ödev vermişti. Bu 4 videoluk seriyi. Bir yayın evinin hani sanki böyle bir özel serisi gibi olsa nasıl olurdu gibi. Öğrenciler de bunları gördüğünüz gibi çalışmış. İnanılmaz güzel şekilde bir seri hissi verecek şekilde bunları kapak tasarımı yapmışlar. Ön kapak, arka kapak, işte fonttur, odur, budur. Bir de bu serinin hani ortak bir logosu, annemin unuttuğu masallar logosu çalışmışlar. Ya inanılmaz işler vardı. Ortada şuna bakın yani. İnanamıyorum gerçekten, çok tatlı. Böyle bir şeydi yani. Beni de bu sunumlarına konuk jüri yaptılar. 2018 ya da 19'da da yine aynı proje olmuştu. Onda da gitmiştim. Şimdi de gittim. Yani inanılmaz güzel bir gündü benim için. Eğlenmekten, mutluluktan fenalaştım. Yani şu seri de böyle bir işe yaradı. Buna da çok çok şaşkınım ve çok mutluyum. Koray Hoca'ya ve bütün İTÜ öğrencilerine buradan teşekkürler. Merhaba Meriç. Ay, ne bu böyle hal? Mi görünüyoruz biz ya? Benim kafamda nasıldım, burada nasıldım? Evet ya, ben kafamı çok iyi görünüyordum. Yine geldik kesmesiz bir aralık tam oturmasına. Tam da bir yerden ona kaç rezil olmuşumdur diye sana sorarken. Hiç de rezil olmamışsındır ya. Ya oyunculuk zor iş zaten, rezalet işi. Sizin iş zor. Arkadaşlar şu konuda anlaşalım. Eyvah. Sanıyorum, emin değilim ama sanıyorum. Tabii ki bunu benden daha iyi bilen ve değerlendirecek insanlar vardır. Muhakkak. Galiba çok iyi yazılmamış bir şeyi çok iyi oynamak pek yok. Mümkün değil. Ne diyorsun Meriç? Şöyle diyorum, mesela çok kötü yazılmış bir filmden iyi bir film çıkmaz ama çok iyi yazılmış bir filmden çok kötü film çıkar mıydı? Neydi mi? O? Evet. Çıkabilir. Zaten çıkar. Çok ama iyi çok iyi yazılmamış bir şeyi bence çok iyi. İyi yani, olma olasılığı yok derler genelde. Mi? Evet. Çünkü oynaması da kolay değil yani. Oynaması da zor. Hadi. İnanmıyorsun çünkü. Ha, sorun o. İnanmıyorsun. Hiçbir şey inanmıyorsun. Evet. Çok zor bir şey. Çayın ne durumda? Çayım yani çılgınlar gibi çayımı içmemi bekliyorsun kalkmak için. Estağfurullah. Estağfurullah kardeş, kafaya gideceğiz, kafa iznine. Arkadaşlar dün yediğim cipslerin... Cips mi yedin? Evet. Sadece akşam yemeğinde cips yemiş oldum. Ay ne diyorsun ya, 16 yaşında. Arkadaşlar evinizde eğer... Bu arada böyle yargılıyorum, geçen ay bıraktım bu mantığı. Hayır ben hiç uzun zamandır yapmıyordum ama hemen reçetesini bakın buramdan çıktı.
ama size çok güzel bir bilgi vermek istiyorum. Lütfen. Arkadaşlar. Sağlıkla ilgili. Lütfen. Diyelim mideniz yanıyor ve evinizde mide yanmasını önleyecek bir ilaç yok. Ne yaparsınız? Midem yanıyor ve evimde hiç ağrı kesici... Mide rahatlatıcım yok. Süt içince çok iyi geliyor. Ne? Evet. Mide ağrısına. Ağrı değil, yanma. Önce dinle. Dinlemeyi öğren. Mide yanmasına nasıl süt iyi geliyor? Süt mideyle ilgili neye iyi gelebilir laktozsuz ki? Laktozsuz süt içtim. Dün midem çok yanıyordu. Çünkü cipsim şarap içmiştim sadece. Midem alevler yanıyordu. Canım çekti cips. Bayıldım. Sonra Serkan dedi ki iyicik süt iç dedi. Allah Allah. Laktozsuz süt içtim. Geçti. Bilgiye sinirlendim. Ama o kadar yani mantıksız belki ve de birilerinin çalışan bir şey. Midesini kurtaracak bir bilgi var. Arkadaşlar midenizle ilgili çok çok değerli başka bilgiler için lütfen bu kanaldan ayrılmayın. Ne alaka? Yanlış bilgiler. Birine benziyorum ya. Tabii. Kendimi benzemiyorum. Bakayım. Kime benziyorsun? Bugün iş hayatımızla ilgili güzel bir gelişme oldu. Evet arkadaşlar bizim bir iş hayatımız var. İnanmazsınız benim özellikle. Arkadaşlar bizim bir ortak iş hayatımız olduğunu biliyor muyuz? Arkadaşlar bizim... Neyse söylemeyelim. Söylemeyelim, sürpriz olsun. Evet, bizim bayağı bir iş girişimlerimiz olduğunu biliyor muydunuz 1,5-2 yıldır? Bilmiyordunuz çünkü maalesef onun peşinde bilmiyordunuz. Abi sen ne iş yapıyorsun? Abi sen ne iş yapıyorsun? Al iş girişimim var benim. Ben girişimciyim. Ben girişimciyim çocuklar ya. Ben bronz muyum? Birazcık bronz. Nasıl bronzlaştın? Yaz okuma listemiz videosu nerede Beriç? Evet daha çekmedi ki videomuzu. Çekeceğiz çok iyi. Ay lokal inanılmaz havladığı kadın geliyor ya. Herkes vaziyet alsın. Çıkalım kayıttan. Ne oldu? Vlogumuz mu? Ha vlogumuz mu bu? Hayır değil. Ne? Değil bilmem. Bugün harika bir gün. Hava tam senin havaları. Tam. Değil mi? Kapalı yaz havası. Yani bayılıyor bu havalara. Benim mesela hemen sabah uyanmaz içim sıkıldı. Neden? Ya işte böyle kapalı sabah diye. Böyle değil ki deli gibi sıcak ve nemli ve güneşli. Ben evden çıkarken böyleydi. Sen çok güzelsin. Sen de çok güzelsin. Ve ne oluyor bize? Bayıldım. Şu kolyen bayıldım. Çok yakışıklı değil mi? Bu arada çok yakışıklı. Ay asla diyorum. Şu saçıma bakın pürsek. Ne? Sakalım uzadı. Barberimden şey de alamadım. Ne? Randevu henüz. Yarın sen gidiyorsun. Yaptırman lazım bu işleri. Lazımdı. Artık şu saatten sonra kime yaptım? Gidip orada kendimi keseceğim. Bed edeceğim. Yani buralarımda ben oyuklar. Bana sakal lazım hayatım. Onu da bulacağım sana söz. Ne diyorsun hayattaki şansımıza? Arkadaşlar sel bastı burayı. 3 dakika içinde şu hale bakın. Bende bir sorun olduğunu düşünmeye başlayacağım değil mi? Keşke bu silah testlerimizi İstanbul'umuz yine iyi hoş tabii ki ama biraz nem oranının fazlalaşması ve hani hadi tatil isteği hissi derken yani ben evden çıktığım gibi geldim bir güzel çeşmemize, Alaçatı'mıza doğru yola çıktım, yol aldım. Ya ne anlatıyorum ben mesela neden bu vlogda bir sesli yorum var hiç bilmiyorum. Şu heykel gerçekten ama artık olacak iş mi? Neyse Arda ile buluştum gelir gelmez. Burası mı? Evet. çok hoş. Pancar, humus, portakallı zeytin, acı, biber kızartma, salçalı lor, Bibum adında verdiğimiz çarliston biberi ve ezine peyniri, yeşil zeytin, patates kızartma, eyvah. İncir, ceviz reçelimiz, süt reçelimiz ve karadut reçelimiz. 100 kilo kalkacağım burada. Karadutlu yoğurt, tayin ceviz kreması, süzme yoğurt üzerine karadut özü ve son olarak bal kaymak. Bir eksik var ben. Bir eksik var ama anlayamıyorum diye. Sağ olun, çok teşekkürler. Arda. Bol yedi bu kadar. Ya şu balıklara bak beni Karadeniz'e getirdi. Venedik ulan dedi. Arda biraz anlat bakalım. İzleyicilerimize neler söylemek istersin? 6 yıl sonrası tekrar seninle bir tatildeyiz. 15 saniyenin dolmasını bekliyorum. Story değil ama bu. Değil şu mi? An YouTube'daki izleyici kitlemin karşısındasın. Heyecan mısın? Biraz gerginsin. İstemiyorum. Çık şunu manyak mısın ya? Bire içeceğim.
beyefendi niye yarım ekmek attınız balığa? Böyle bir şey olamaz. Gökhan Zan mı? Çeyrek ekmek yiyor sanki balık. Eliyle mi ayıracak o ekmeği? Nasıl dilimlesin? Kaz zannettim. Nice yıl dönümlerimize aşk adamım. Arda şu adaya düşsen yanına ne alırdım? Sen git orada kutu aç hadi. Kozalak gibi bir yer bu. Büyük bir kozalak gibi. Ördek mi yok? Bu ne hakikaten ya? Bu masallarımıza konu olan rezil ördek yavrusu değil mi ya? Ben de derim ki vizörüm çatladı. Ha? Ha? Anksiyeten başladı. Bir right now der misin? Right now. Tamam kapa. Arda balayı vlogumuz devam ediyor. Yine vlogumuzdayız. Neler söyleyeceksin? Plaja gideceğiz. Ağzımı oynatsam sadece konuşmuş gibi. Zaten sen bunu müzikle falan koymuyor musun? Hayır. Eğleniyormuş gibi. Ardam. Sana Yunuslara özgü gülümsemem ne cevap veriyorum? Lütfen ver bakalım. Bunları böyle an an koyarsın iyi görünüyorum. Aynen öyle. Fena değilsin sen de şimdi bakma. Balayı flörtümüz devam ediyor. Şimdi de beni plaja getirdi. Ardam. Haydi bakalım. İnanılmaz bahçemde kedi doğurmuş ve yavruları var bir sürü. Hoş geldin, hoş geldin. Geri gelmez hemen selfie'ye mi durdun? Hayır, şurası çok güzel. Oraya oturmak istiyorum, onu belirtiyordum. Hadi otur. Ya ben de sen fotoğrafını çekeyim. Belli ki onun peşindesin. Bu artık BBG evi gibi ha. Leş gibi mi kameram diye baktım da yok, sadece gün bitmiş. Ay o kadar... Ay şunu güneş sandım. Ne yapayım hani, kitap mı okuyayım? Yok. Buna timer kurmuşsun. Evet. Sen çekmezsin, kendim çekerim diye. Tamam dur. 3, 2, 1. Herkese öncelikle merhaba. Yok. Ama ben yorumları okudum. Yorumlara yorum yap. Yani yorum kısmına yorum yapmışsınız ve bu beni inanılmaz mutlu etti ve çok güzel. Ve maalesef motive etti arkadaşlar. Evet. İyi yaptınız. Aferin. Bu arada harika bir yazlık kutu açma video gelebilir her an. Bence gelebilir. Bir fikrim daha var. Daha Mekke'ye söylemedim. Ama ben vlogumuzun arkasındayım. Lütfen siz de arkasında durun. Hepinizi öpüyorum. Arkadaşlar sabah sabah uyanıp bana bezelye yapmaya başlayan bir koca yürek. Yani, sana helal olsun. Ya çok canım istiyordu be, Allah razı olsun be kadın. Evet, yüzümü sakın çekme çok. Ay birazcık çektim. Ama profilden çok güzelsin. Ay sen soğuk soğandan korunmak için güneş gözlüğümü taktın. Aa evet o işe de yaradı bak. Ay pilav milav yapıyor. Oy benim aşk pasaklım. Seni yiyeceğim ne şimdi. Ne oldu konuyu benim ya. Ya ellerine sağlık be kadın. Güzel bezelyemi pilavımı yaptın. Denizlere girdin. Artık çıktın gidiyorum. Gidiyorsun ha. Ama bu demek değil ki 2 gün sonra gelmeyeceğim. Hadi ya. Evet. Biraz gitmişken kalsaydın keşke Esra'cığım. Ben çarşaflarımı falan çıkarmadım geldim. De. Hadi be. Diye. Kız git birazcık hayatını yaşa. Boş ver. Ben de sana. Ben geldiğimde kutularımızı açma. Tamam peki. Tamam mı? Beraber açıyoruz. Ben bir bayağı bir buradayım gibi ha. Yani planlar öyle gösteriyor ki Eylül'e kadar falan burada kalacağım gibi. Bir Temmuz ortası belki bayramdan sonra İstanbul'a giderim. Falan falan. Kime ne mesela ne açıklama yapıyorum şu an? Ne diyorum? Hiç belli değil yine. Bomboş bir kapanış. Hadi bakalım önümüzdeki güzel günlerde, güzel günlere.